Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz bu programlarımızda hep beraber beyin fırtınası yapıyoruz, beyin jimnastiği yapıyoruz. İnancımıza gelen yani sorulara, bazen saldırılara elimizden geldiğince hem bilimsel açıdan hem kutsal kitaba dayalı olarak cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bugün beraber bakmak istediğimiz konu da yine hepimizin aslında aşina olduğu bir konu. Nedir bu konu? Nereden çıktı bu üçlü birlik? Evet, Hristiyanlar olarak bizler tesis inancına sahibiz, Tanrı'nın tek olduğunu ama üç kişiyle kendini gösterdiğine inanıyoruz. Bu programda ben yani çok klasik belki e, argümanlara girmeyeceğim, e, çok fazla da bu konuda e, program seyretmedim ama kendi araştırmalarımda ve kendi kitabımda da yer verdiğim, özellikle eski antlaşma doğrultusunda, eski antlaşma ve yeni antlaşma karşılaştırmalarıyla. Nasıl oluyor da kutsal kitap dediğimiz Tevrat, Zebur, İncil bize tek tanrıyı ama kendisini üç kişide gösteren bir tanrıyı gösteriyor. Buna bakmak ist istiyorum, bakacağım. Rab lütfederse. Evet, biliyorsunuz testis kelimesi, üçlü birlik aslında İncil'de geçen bir terim değil ya yani da kutsal kitapta geçen bir terim değil. Ama aynı şekilde tevhid kelimesi de mesela Kur'an'da geçmez. Yani ama nasıl ortaya çıkar? Değil mi? genel anlatımına bakarsınız kitabın. Özellikle biz de kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu hem eski anlaşmada hem yeni anlaşmada sürekli vurgular. Ama aynı şekilde yine kutsal yazılara baktığımız zaman hem Baba Tanrı'dan bahseder hem İsa Mesih'in tanrısallığını inkar edemeyiz. Ve hem de İsa Mesih yani babadan çıkıp dünyaya gelecek ve içimizde yaşayacak bir kutsal ruhtan bahseder. O zaman ve bizim baba oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz edilmemizi, ister. Yani nasıl olur da biz bir insan adına ya da bir peygamber adına vaftiz olabiliriz ki? Öyle değil mi? İbadet sadece ve sadece Tanrı adına yapılır. O zaman nasıl olur da İsa Mesih bizden hem baba, oğul ve kutsal ruh adıyla değil mi? vaftiz olunmasını ister bizlerden. Yine gramer olarak baktığımız zaman kutsal yazılara ve Tanrı'nın konuşmalarındaki bağlamlara baktığımız zaman sürekli olarak Sanki birden fazla Tanrı varmış, birbiriyle konuşuyormuş gibi de bir izlenim görürüz. Ve bu çok barizdir. Hatta yani Yahudiler de, İsrail'in din bilginleri de bu konuyu çözemedikleri için tarih boyunca kelam argümanı çıkartmışlardır. Kelam öğretisi geliştirmişlerdir ya da Rabbin meleği öğretisi geliştirmişlerdir. Ve bu şekilde bunu izah etmeye çalışmışlardır. Yani iki ahve olamaz, o zaman bu ikinci ahveye ke kelam diyelim gibi bu şekilde yorumlanmışlardır. Şimdi bol bol örnekler vereceğim size Rabbin lütfuyla. İlk örneğimiz yaratılış 1.26. Ayette İbranicisinde şöyle der. Yani Elohim, Tanrılar, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım, insanlar yaratalım dedi. Bakın özne çoğuldur, yüklem ise tekildir. Ve İbranici'de bu çok sırıtan bir hatadır. Kaldı ki yani Elohim kelimesi de çok özellikle seçilmiş bir kelimedir. İbranice'de Arapça'da olduğu gibi yani tekil isim farklıdır. Eloha tekilidir Tanrı'nın. Ve çift olursa çift için bir yine İbranice'de özel bir kelime vardır. İki Tanrı manasında gelen Eloheim kelimesidir bu. Ama üç ya da daha çok Tanrı ise Elohim olur ve Elohim kelimesi burada kullanılmıştır. Çok enteresan bir başka örnekte yaratılış 18, 1 ve 3. ayetleri okuyacağım size. Diyor ki İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğinde çadırın önünde otururken Rab kendisine göründü. İbrahim karşısında üç adam gördü. Yani çok enteresan değil mi? Rab kendisine göründü diyor. Rab karşısında üç adamın durduğunu gördü diyor. Onları görür görmez karşı, karşılamaya koştuğu yere kapanarak ey efendim eğer gözünde lütuf bulduysam lütfen kulunun yanından ayrılma dedi. Ve daha sonra olayların gelişimine bölümden bakıp görebilirsiniz. Yani bu üç adam da e, tanrısal yetkilerle konuşurlar. Kabul ederler ya da reddederler vesaire işte lütf kavmini ortadan kaldırmak konusunda. Ve e, Rab kelimesine de dikkat etmek gerekiyor. Burada yani Yahve oluyor. Eğer Rab kelimesi kutsal yazı, kitaplarınızda bu şekildedir. Üçte RAB harfleri de büyük harflerle yazılmışsa Yahve orijininde Yahve kelimesi geçiyor demektir. Küçük harflerle yazılmışsa Rab kelimesi o zaman da Elohim yani Tanrı kelimesi kullanılıyor demektir. Yine bir başka eski anlaşmadan başka bir metne bakacağız. 45. mezmur 6 ve 7. ayetler. Belki not almak isterseniz bunları not alabilirsiniz. Yaratılıştan bakmıştık. İlk önce 1. bölüm 26. ayet ve yine yaratılış 18. bölümden ilk 3 ayete bakmıştık. Şimdi mezmur 45'ten 6 ve 7. ayetlere bakıyoruz. Bunun benzer örnekleri yine 2. mezmurda vardır, 110. mezmurda vardır. Ayetleri okuyorum. Ey Tanrı, Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç ile arkadaşlarından daha çok meshet. Yani çok enteresan değil mi? Senin Tanrın diyor. Tanrının sanki bir Tanrısı varmış gibi ve arkadaşları varmış gibi. Yani aslında tabi İsa Mesih'i tanıyan bizler için orada hemen oğlu oraya oturtmak ve insan yönünü görmek çok kolay oluyor. Ve bunun eski anlaşmada geçiyor olması ayrıca hoşumuza gidiyor. Tabii ki başta da söylediğim gibi yani İsa Mesih bizim için çok düğüm noktasıdır. Çünkü İsa Mesih'in tanrısallığını inkar edemiyoruz. Biraz sonra onlara daha detaylı bakacağız. O yüzden bu bir giriş olarak bunu da tekrar söylemek istedim. Yani doğru Tanrı tektir. Baba Tanrı'yı da İsa Mesih tabii ki Baba Tanrı'dan da bahsetti. Kendisinin insan yönü de vardır, değil mi? Insandan doğmuştur, Meryem'den doğmuştur. Yiyordu, içiyordu, yoruluyordu vesaire ama öyle şeyler söyledi, öyle şeyler ortaya koydu ki ve öyle şeyler yaptı ki ancak tanrısallığı olan birisi bunları söyleyebilir. Ve bunun içinde birkaç tanesini özellikle e, örnek olarak vereceğim. Ve bunlar bizim İsa Mesih'in tanrısallığını net bir şekilde gösteriyor değerli dostlar, kardeşler. Yani bu neden önemli? Çünkü eğer Hristiyanlık dilinde en başta bu şekilde gelişmiş olsaydı, yani İsa Mesih ben peygamberim diye ortaya çıkmış olsaydı, bu din bu şekilde gelirdi, bu inanç bu şekilde gelirdi. Yani kimsenin durduk yere birini ilahlaştırma gibi bir tutkusu olamaz, böyle bir sapkınlığı olamaz. Ki bunu yani ilk yüzyıllardan beriimiz olan İncil dışı kayıtlarda bile nasıl Hristiyanlar'ın ilk yüzyıllarda bile İsa Mesih'e Tanrı olarak tapındıklarını görebiliyoruz. O yüzden yani İsa Mesih'in Tanrısallığını inkar edemediğimiz için ona dikkat etmek çok önemli. Bir başka nokta, Markus 60. Bölüm, 14. bölüm 60-64. ayetlere bakacağız. Markus 14. bölümde biliyorsunuz İsa Mesih tutuklanıyor Yahudiler tarafından, başkahinin adamları, ve askerleri tarafından tapınağa götürülüyor ve orada kahinler tarafından sorgulanıyor. Birçok e, sahte e, yalancı şahit ortaya çıkıyor. İsa Mesih bunların hiçbirine cevap vermiyor. Ve en son sonra baş kahin diyor 60. ayette, topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı etmiş olduğu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Baş ona yeniden yüce olanın oğlu Mesih sen misin? Bakın çok net bir soru soruyor, değil mi? Yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi. Benim. İn i̇nkar etmedi. Neden yalancı şahitler çıkartıyorlardı? Çünkü korkuyorlardı, inkar edebilir vesaire diye. Yani, ama o inkar etmedi. Doğru. Bakın bu cümleyi biz hani e, çok kutsal yazılara hakim değilseniz Fatih ne demek istediğini anlamamış olabilirsiniz. Yani Yüce olanın oğlu Mesih sen misin ne demek? Ve benim dediği zaman ve peşinden de şunu söyledikten sonra bakın başkan nasıl bir reaksiyon veriyor. Diyor ki ve sizler insan insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Ve muazzam bir ifade kullanıyor İsa Mesih. Bir meydan okuma gibi. Yani yüceliğini değil mi çok net şekilde ifade ediyor. Sizler diyor insan insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yani bunu hiçbir insan uydurmuş olabilir mi böyle bir şeyi? Bunu siz söyleyebilir misiniz? Ya da bir peygamberin hiç bunu söyleyebileceğini iddia edebilir misiniz? Bir peygamber bunu söyleyebilir mi? Değil mi? Gerçek bir peygamber ise bunu söyleyemez. O zaman başka ne diyor? Bakın ne yapıyor? Giysilerini yırtarak. Değil mi? Ki o kahinlik elbisesidir. Harun'dan gelir. Onu yırtamazsınız. Ama burada yırtıyor. Neden? Çünkü bir küfür olduğunu, bir şirk olduğunu düşünüyor. Yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfrü işittiniz buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğini ve mi, ve üzerine tükürerek onu mi, ölüme gönderdiğini okuyoruz. Bu tabii ki e, yani ağır bir karar. O yüzden e, başkâin tabii ne görüyor burada? Değil mi? Küfrü görüyor o yüzden elbisesini yırtıyor. bir, bir nevi nedir? günümüz mahkemelerinde yargıçlar ölüm cezasını imzalattığı zaman kalemlerini kırarlar biliyorsunuz. Bu kalemle bir daha ölümce kullanmayacağım bu kalemi diye. Aynı şekilde de eski antlaşma kültüründe başkain elbisesini yırtardı. Çünkü küfür var ve ölüm cezası gerektiren bir şirk var. Bunu ifade ediyordu. Ama İsa Mesih ne demişti? Ne dedi de bu kadar büyük bir kızgınlığa sebebiyet verdi? Ne dedi? Çünkü ben dedi insan olarak kudret olan sağında oturacağım ve gün bulutlarıyla geleceğim. Biz bunu nerede okuyoruz? Daniel 7. bölüm 13-14. ayetlerde okuyoruz. Ne diyor Daniel orada? Gece gölümlerinde insan oğluna benzer birinin kudret onun yanına getirildiğini, ezelden beri var olan yanına getirildiğini gördüm diyor. Ve ona diyor bütün uluslardan insanlara her dilden insan ona tapındığını ve ona bir krallık verildiğini, sonunun gelmeyecek bir krallık verildiğini söylüyor Daniel peygamber. Bu çok önemli. Çünkü bunu başkainin ne demek istediğini anlıyordu. Tanrı'nın tahtının sağında oturmak ne demek? Ne demek? Tanrı'nın tahtını, yüceliğini, yetkilerini paylaşıyorsun demek. Yani Tanrı salsın demek. Ve göğün bulutlarıyla gelmek. Ve eski antlaşma peygamberlerinde göğün bulutlarıyla sadece Tanrı Yahve gelir. Ve yargılamak için gelir. Ve yargı yetkisi sadece Yahve'ye aittir. Ve İsa Mesih bu Yahve'nin kendisi olduğunu söylüyordu. Yine bir başka eski antlaşmadan bir örneğe bakalım. İsa Mesih'in tabii ki dünya yaratılmadan önce var olması, başlangıcının zaman öncesinden gel geliyor olması konusu vardır. Bu İncil'de de Yahya peygamber tarafından dile getirilmiştir. O ayete de bakacağız. Aynı zamanda Eski antlaşmada Mika peygamber 5. bölüm 2. ayet ne diyor? Ama sen ey Betlehem Be 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 Efrata özür dilerim. Ama sen ey Betlehem Efrata Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsraili benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe zamanın başlangıcına dayanır. Ne kadar muazzam bir peygamberlik sözü değil mi? İsa Mesih'ten yaklaşık 400 sene önce yazılmış bir kitap. E Mika bölümü. Yani nasıl oluyor da bir be mi hepimiz biliyoruz İsa Mesih'in değil mi memleketi ve değil mi oradan çıktı İsa Mesih ve onun bakın bu insan için söylenemeyecek bir söz. Onun kökeni diyor öncesizliğe zamanın başlangıcına dayanır. İşte Mesih'in yani ruhsal yönü, tanrısal yönünü bize çok net şekilde gösteriyor ki aynısını değil mi? Yahya Peygamber de onaylıyor. Yahya ona tanıklık etti yüksek sesle şöyle dedi Yuhanna 1. bölüm. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Yuhanna 1:15. Bakın Yuhan Yahya affedersiniz Yahya İsa Mesih'ten 6 ay önce doğdu normalde. Ama ne diyor? o benden önce vardı diyor. Değil mi? İnsanlıktan önce vardı. Ki İsa Mesih de Yuhanna 17. bölümünde dua ederken hem öğrenciden hem bizim için dua etmiştir. Onların aracılığıyla iman edecek bütün insanlar için, bütün imanlılar için dua etmiştir. Ve orada nasıl dua ediyordu? Baba diyordu. Ben, dünya yaratılmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle beni tekrar yanında yücelt. Değil mi? Bunlar bizim için çok kıymetli ayetler. İsa Mesih'in Tanrı sağlığı dedik. Üçlü birliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ve şunu görüyordu. Ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda bu çok dikkatimi çekmişti. Yani İsa Mesih'e tapındıklarını söylüyordu ayette. Ben bekliyordum ki yani İsa Mesih yok kalkın ayağa işte ben insanım, ben peygamberim vesaire bana tapmayın desinler demesini bekliyordum ama hiç bunu okumadım. Sadece ama aynı şey Paulus'un, Barnabas'ın başına geldiği zaman değil mi? Onlar elbiselerini yırtarak bize tapınmayın, biz de normal insanlarız dediler. Ama aynısını İsa Mesih yapmadı. Onlara havalilerin bile kendisine tapınmalarını kabul etti. Bunun için birkaç örnek verebiliriz. Matta 14 33. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Çünkü fırtınayı susturmuştu, durdurmuştu değil mi? Yine aynı şekilde Matta 28'de 9. Böl 28. bölüm 8. ayetten itibaren kadınlar bu ölümden dirildikten sonraki gelişen olaylarda kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Cehirliğe gitsinler. Beni orada görecekler. Bunun gibi çok ayetler okuyoruz. Evet. Yine İsa Mesih'in zaman öncesi, zaman üstü olduğu, e ezeli Tanrı'nın bir parçası olduğu konusunda, yani Tanrı sağlığını bize gösteren şeylerden biri, ayetlerden biri, ki beni çok hani tatmin eden şeylerden biri budur. Matta 18:20'de der ki, nerede iki ya da üç kişi bir araya gelirseniz, toplanırsanız ben orada aranızdayım. Değil mi? Normal bir insanın söyleyemeyeceği bir iddiadır bu da. Ve bunu İsa Mesih kendi için söyledi. Bir fiziksel insan bunu söyleyebilir mi? mi? Böyle bir iddiada bulunabilir mi? Tabii ki kesinlikle bulunamaz. Ee, yine kutsal ruh aç açısından önemli ayetler var. Ee, Yuhanna 14, 16, 17'ye baktığımız zaman Diyor ki ben de babadan dileyeceğim o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı. Gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bakın kutsal ruh için değil mi harika sözler bunlar. Tanrısal, ruhsal yönler. Ve İsa Mesih'in Tanrı tanımını hatırlayacak olursanız ne demişti? Tanrı ruhtur ve kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları arar demişti. Ve kutsal ruha baktığımız zaman gerçekten adı üzerinde zaten değil mi? Ruh, tanrısal bir ruh ve içimizde yaşayacak, biz onu tanıyacağız ve bizi öğretecek ve sonsuzlar boyunca bizim yanımızda olacak ve o yardımcı değil mi? Bunlar tanrısal özelliklerdir. Ve bu babadan çıkan, ben babaya çık gittiğim zaman diyor, babaya çıktığım zaman babadan çıkan kutsal ruhu size göndereceğim. Ve bunlar kutsal içimizde bunları gerçekleştirecek. Kutsal üzerine bir kaç ayet daha okuyalım. Romalılar 8, 9, 11. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizde ise bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa az önce bahsetmişti o kutsal ruh içinizde yaşıyorsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Bakın Tanrı içimizde yaşayan kutsal ruh aracıyla Tanrı bize sonsuz yaşam verecek. Bedenlerimizi diriltecek. Mesih'e ait olanlar, Mesih'in ruhu, Tanrı'nın ruhu, kutsal ruh içinde yaşayanlar. İşte bunlar değil mi? Tanrısal öğeler, tanrısal gerçeklikler. İsa Mesih'in bize tanrısallığını gösteren dolaylı e, ifadeleri de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi, metinden okuyalım. Markus 2. bölümde geçer. Bir biliyorsunuz İsa Mesih e, vaaz verdiği sırada bir evin içerisinde, kapılar her yer çok kapı, e, kalabalık evin içerisi ve dışarısı. Dört e, kişi, dört arkadaş, bir felçli arkadaşlarını İsa Mesih'e getiriyorlar iyileştirmesi için. Kapıdan pencereden yol bulamıyorlar İsa Mesih'in yanına. Ne yapıyorlar? Dama çıkıyorlar. Damı, çatıyı açıp oradan hastayı felçliyi aşağı sarkıtıyorlar. Markus 2.5. İsa onların imanını görünce felçliye oğlum günahların bağışlandı dedi. Bakın. Değil mi? Hiçbir peygamber, hiçbir insan değil mi bunu yapamaz. Ve peşinden e, felçliye diyor ki sil e, topla kalk diyor ve git diyor. Ve adam iyileşiyor. Ve orada bundan din, din bilginleri hemen Değil mi? Şunu düşünüyorlar. Hepimiz bunu düşünürdük. Yani ne derdik? Gerçekten sen kimsin ki? Yani bu adam kim ki? Günahları bağışlıyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Ama İsa Mesih akıllarından geçenleri bile okuyor. Ve onlara ne diyor? Neden aklınızdan böyle kötü şeyler geçiriyorsunuz diyor. Benim için hangisi daha kolay? kalk şifteni topla git demek mi yoksa günahlarını bağışlandı demek mi? Ama insan oğlunun yeryüzünde bu yetkiye sahip olduğunu bilesiniz diye diyor. Yani İsa Mesih için hastayı kaldırıp göndermek de kolay. Ama o ilk önce günahları bağışlamayı tercih ediyor. Bunun büyük bir tepkiye yol açacağını biliyor. Hatta sonunda işte az önce bahsettiğimiz gibi öyle kendisini ölüme kadar götüreceğini de biliyor. Ama o ölümden korkmak korkarak gelmedi. Ve yani son ana kadar değil mi gerçekliğini ortaya koydu. O kadar büyük bir gerçeklik ki bu. Biraz sonra da bu gerçeklik konusuna girmek istiyorum. Ki yani kutsal yazılarda belki de İsa Mesih'in Tanrı sağlığını böyle en hem felsefik olarak hem de en doyurucu, net olarak gösteren bir ayete beraber bakalım. Bu da Yuhanna 14. bölüm 6. ayet. Yani biraz gerçekten beyin cimnastiği yapmak güzel kardeşler bu konularda. Biliyorsunuz imanlılar olarak bizi en çok dış dünyada zorlayan soruların başında bu üçlü birlik geliyor. Üçlü birliği biz kendimizin iyi kavraması lazım. Üçlü birliğin izahının geçtiği yol ise İsa Mesih'in tanrısallığıdır. Yani bunu inkar edemediğimiz için biz Tanrı'yı üçlü birlik diyoruz. İki birli birlik de değil. İkili birlik olsaydı o da daha kolay olurdu belki bizim için ama aynı şekilde kutsal ruhu da inkar edemiyoruz. Ve İsa Mesih bunu açıkça bahsediyor. O zaman baba, oğul ve kutsal ruh var elimizde. Ama Tanrı'nın tek olduğunu da çok net şekilde kutsal yazılar bize bildiriyor. O zaman nasıl bir Tanrı'ya inanıyoruz? Ve biz tabii ki insanlar olarak Tanrı bize kendisini ne kadar açarsa ancak o kadar tanıyabiliriz. Yani bunu da kavramak çok önemli. Yani biraz felsefe yapacağım. Yani sözlerim yanlış anlaşılmasın ama Hani Tanrı biz beş kişilik bir konsorsiyumuz deseydik Kutsal Kitabın başından itibaren işte mucizeler olaylar bu şekilde gelişseydi bütün anlatımlar bunun üzerine kuruluyor olsaydı yani göklerden bize bu şekilde açılmış olsaydı bu e, kavramlar biz yani neye dayanarak buna itiraz edebilirdik ki Hayır işte Tanrı beş tane olamaz mı diyecektik atıyorum ama yani tabii ki tek Tanrı daha makul e, geliyor İnsanların yüreğine de Tanrı bunu koymuş ve başında sözünün yani yaratılışın birinci bölümünden itibaren Tanrı'nın tek olduğunu bize söylüyor. O zaman tek Tanrı inancımızda bir şüphemiz yok. Evet. Ve Tanrı'nın bunu bildirdiğine karşı da bir şüphemiz yok. Ama babadan ayrı bahsedip, oğuldan ayrı bahsedip, kutsaldan ayrı bahsettiği için ve üçünü de Tanrı sağlığı net bir şekilde bize ortaya koyduğu için o zaman biz ister istemez Tanrı'nın üçlü birlik olduğunu Kabul ediyoruz. Tabii ben size delillerin, ayetlerini çok az bir kısmını okuyabildim. Sonuçta süremiz sınırlı ama şimdi bu bu ayeti lütfen kulak verin. Ben yani müjde yolculuklarında işte insanlarla bir araya geldiğimizde müjdeyi paylaşırken bu ayeti çok zikrederim. İnsanları biraz düşündüren de bir cümledir. Bu İsa Mesih'in yine son akşam yemeğinde yapmış olduğu konuşmanın bir parçasıdır. İşte ve size yer hazırlamaya gidiyorum der. Yüreğiniz sıkılmasın der. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Ve sonra der ki işte gideceğim yeni yolunu biliyorsunuz. Thomas ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada babanın bende olduğuna inanmıyor musun? Yani bakın, beni görmüş olan babayı görmüştür. Baba ve ben biriz. Bunları geçiyorum. Daha öncesine dönüyorum. Bunlar da mükemmel. Tabii ki belki daha da mükemmel ama... Yani şu söz, yol gerçek ve yaşam benim. Bu nasıl bir söz yani... Bu nasıl bir iddia? Bu nasıl bir cümle? Yani bir peygamberin ağzından asla çıkmış olamaz. Bunu söylediği anda zaten şirke girmiş olur. Eğer gerçekten Tanrı özüne sahip değilse İsa Mesih gibi. Ki o tekti, biricikti. Ve tarihte onca değil mi? kendisinin ilahlığını ilan eden, kendisini ilah tanrı olarak gören imparatorlar geldi, firavunlar geldi, krallar geldi. Her birinin karşısına geçin, her birini tek tek karşınıza alın, sorun, sen kimsin diye sorun. Ya hiçbirinin acaba aklının ucundan, işte yol benim, gerçek benim, yaşam benim demek gelebilir mi? Değil mi? Bu ne kadar aslında yani felsefi olarak ne kadar derin bir cümle. Üzerine belki kitaplar yazmak lazım, üzerine çok çok derin derin düşünmek lazım. Yani yol benim demekle ne demek istiyor İsa Mesih? Her zaman kendisine çağırıyor. Yani İncil'de İsa Mesih'in Tanrı sağlığını bize gösteren en temel öğelerden biri budur. Ben merkezli öğretisidir. Bana gelin der. Her zaman reçeti kendisidir. Ey yorgunlar, yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm diyor. Bu, bunu dünyasal bir insan söyleyebilir mi? Ruhsal olmayan bir insan, Tanrı özellikleri sahibi olmayan bir insan. Yol nedir? İnsanlar Tanrı'ya giden yolu oluyorlar. Zaten konuşma değil mi? Bu, bu şekilde başlıyor. Babaya nasıl gelebiliriz? İşte yol benim diyor. Bir din aramayın. Yani dinler sizi yani Tanrı'ya ulaştırmaz. Bu, bu dünyada insanların en çok yaptığı şey değil mi? Kendilerine Tanrı'ya gidecek bir yol aramaları, bir din aramaları. Ama İsa Mesih bana gelin diyor. Ben gerçeğim ben değil mi? O ölümden dirileceğini ve yaşayacağını biliyordu. Onun için bunları önceden söyleyebildi. Nerede iki ya da üç kişi bir aradaysanız ben oradayım diyebildi. Ve kendi adına insanların toplanacağını biliyordu. Ve Daniel'de okuduğumuz gibi yani bütün uluslardan, bütün farklı dillerden insanlar ona verildi. İşte 2000 sene sonra geriye dönüp baktığımızda bu Daniel'deki peygamberliğin, İsa Mesih'in başka ayinler karşısında vermiş olduğu tanıklığın gerçekleştiğini görüyoruz dostlar. Yani değil mi 2000 yıl önce İsa Mesih e o mahkemedeyken İsa Mesih'e daha iman etmiş bir kişi bile yoktu doğru düzgün. Ona tapınan insan yoktu ama o başka bunu söyledi. Dedi ki ben işte o insan oğluyum Daniel'in bahsettiği ve bütün uluslarda insanlar bana tapınacak. Tabii ki bunu kabul etmek istemediler, edemediler, etmediler. Dışa göre yargılıyorlardı. Ama İsa Mesih yargılarınız adil olsun, dış görünüşe göre yargılamayın demişti. Ya da yani bu söylediklerimden dolayı inanmıyorsan en azından yaptıklarımdan dolayı iman edin diyor. Hatta bunu öğrencilerine bile diyor. Ama 2000 sene sonra geriye dönüp baktığımızda gerçekten bütün uluslardan, bütün dillerden insanların İsa Mesih'e tanrı olarak tapındığını günümüzde çok net görüyoruz öyle değil mi dostlar? Yani Avustralya'sından, Çin'inden, Hindistan'ından, işte Afrika'sına, Güney Amerika'sına kadar dünyanın her ülkesinde, her etnik grubunda imanlar var ve İsa Mesih'e tanrı olarak tapıyorlar, iman ediyorlar, onu yüceltiyorlar. İşte yolun kendisi olduğunu da burada çok net bir şekilde görüyoruz. Bu insanlar bir dinin peşinde değiller. İsa Mesih'teler, İsa Mesih'te yaşama gayretindeler. Yol olarak onu kabul etmişler. Sonra yaşam benim diyor. Yani burada birçok programlar yaptık, değil mi? Yaşamın kaynağının Tanrı olduğu çok net. Yani bu kadar kompleks mükemmel bir şey ancak Tanrı tarafından yapılmış olabilir. Ve aynı şekilde gerçek benim diyor. Bazen insanlara şunu diyorum. Yani kendini Tanrı'nın huzurunda karşısında al, Tanrı'ya sor. Tanrım sen kimsin diye sor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yani hayalen Tanrı'nın huzuruna çıkın. Tanrım sen kimsin diye sorun. Tanrı'nın size söyleyeceği şey nedir biliyor musunuz? Kanımca. Yani bütün gerçeklik benim diyecek. Bütün gerçeklik benim. Diğer her şey yaratılmıştır, ikinci yok olmaya mahkumdur, geçicidir. Ama gerçeklik benim diyecek Tanrı. Ve İsa Mesih bunu dedi. Gerçek benim dedi. Ya bu o kadar derin bir şey ki. Yani bunu ancak Tanrı söyleyebilir. Dediğim gibi tarih boyunca yaşamış imparatorlara, krallara, kendini Tanrı ilan etmiş insanlara geçip sorun karşısına. Bu aklının uçuna bile gelmez. Değil mi? Bunu düşünemezler bile. Ama gerçek Tanrı işte ancak böyle cevap verebilir. Peki değerli dostlar. Bir küçük örnek var. Onu da size zikredeyim kısaca. Beni yani üçlü birliği bir anlamamda bana çok yardımcı oluyor. Tertülyan, Tertülyanus vardı özür dilerim. İkinci yüzyılda yaşamış. Onu vermiş olduğu, ilk başlatmış olduğu bir örnek ama ya hiçbir örnek bir kere mükemmel bir şekilde üçlü birliği anlatmayacaktır. Zaten teşbihte hata olmaz denir. Teşbihlerin amacı gerçeklere kapı açmaktır. Gerçeğin yerini almak değildir. Ya güneş örneği bu bakımdan beni çok doyuruyor. Yani baba tanrı güneşin kendisi gibi bu analojide bu şekilde veriliyor ve güneşin de ışığı vardır, ısısı vardır dünyaya gönderdiği. Işığından ayrı, ısısından ayrı bahsedebilirsiniz ama güneş dediği zaman tek bir güneş akla gelir. Ve ışık da ısı da kaynağını güneşin kendisinden alır. Aynı şekilde baba tanrı hem oğulun hem de kutsal ruhun kaynağıdır. Ve onları dünyaya göndermiştir. Kendisinden çıkmış gelmiştir hem oğul hem de kutsal ruh. Oğuldan ayrı, kutsal ruhtan ayrı bahsediyoruz ama güneş yani tanrı dediğimiz zaman tek bir tanrı, özü, ruh olarak aynı özü taşıyan üç kişi ve içinde barındıran bizim gerçekten hani güneşimiz, tanrımız odur, babamızdır ve oğlu ve kutsal ruhunu dünyaya bizler için göndermiştir. Peki değerli dostlar, bizleri seyrettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız esenlik almışsınızdır, biraz beyin cimnastiği yapıp istifade etmişsinizdir. Bir başka yayında görüşmek üzere esenlikler diliyorum efendim.